Tam vaxt efirdə əziz dostlar, biz davam edirik və xatırladım ki, bugünləri bizim qonağımız var. Qonağımız isə, mən qonağımızı keçməmişdən əvvəl ziyadə, qonaqlarımız var, hətta deyərdim bugünləri. İki qonağımız var. Azərbaycan Beynəlxalq Bankı və işimizin baş sponsorunun əməkdaşlarıdır. Ziya, mən sənə bir dənə şad xəbər verim. Bu İBA Mobile-a gələn update-lər var, ha? Bəli. Onu göndərən şəxsi tapmışam. Aha. Onu göndərən şəxsi tapmışam. Həmin bu update-lər barəsində söhbət edəcək. Ümumiyyətlə bugünləri biz rəqəmsal biznesdən danışacaq. Azərbaycan Beynəlxalq Bankı rəqəmsal biznesdə nə işlər görür və bunu danışmaq üçün bugünləri bizim qonağımız Mehmet Ali Savaş, Azərbaycan Beynəlxalq Bankı rəqəmsal biznes departamentinin direktorudur. Sabahınız xeyirli olsun. Şad oldum. Xoş gördük sizi. Xoş gördük. Və Könül xanım Hilal bizimlə bərabər də həmişəki kimi. Artıq proqramımızın əməkdaşı olaraq. Bizim əməkdaşımız da artıq belə deyir. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Necəsiz, neyindirsiniz? İyi, sağ olun. Sizlər nəsiniz? Biz də yaxşıyıq. Təşəkkür edirik sizə ki, ara-sıra tez-tez update-lər göndərirsiniz ki, həyatımız daha da asanlaşsın və rəqəmsallaşsın məsələsi. Da, Ziya çox maraqlı bir məsələni tapmışdı. Yəni, biz səhər-səhər efirə qoyanda bir gün Ziya fasiyyə zamanı əlbətti. Hey, Cavid, deyirəm, hə, Ziya, nə olub? Xəbərin var mı? Deyir, İvan Miles da yeni update-lər əmələ gəlib və orada artıq kartlar da rahatlıqla sifariş etmək olur və s. və ilaxır. Bu haqda və yeniliklər haqqında istərdim ki, əgər varsa bir dənə ekskluziv açıqlamanı indi verəsiz, sonra digər ənənəvi suallara keçib. Tamamdır. Çox qısaca, bizim ən son versiyonumuzda ən çox önəm verdiyimiz şey uzaqdan müştərilərimizə hizmət verməkdir. Və bunun üçün özəlliklə maaş müştərilərimizə, salary customer dediğimiz maaş müştərilərimizə şubəyə gəlmək kredi satış imkanı sağladık. Yani bu hem pandemiye devrinde çok önemli, hem de artık hani yaşadığımız dönem içerisinde bu uzaktan sistemlerin mühimi çok yükseldi. Müşteri de artık bunu istiyor. Hı hı. Ve biz bunu artık markete vermişiz ve müşteri tarafından çok sevildi. Gelen başvurulara yetişmeye çalışıyoruz hem kart hem kredi konusunda. En son versiyonumuzda en önemli özelliğimiz buydu. Hı hı. Onun dışında en önemli layihelerden bir tanesi bu EDV'nin geri kaytarılması oldu. Bu layihəni mən ən çox sevdiyim layihələrdən biridir, Mehmet. Biz sizə bir sirr açım. Buyurun. Bu o hələ bir şeydir ki, artıq hətta ƏDV-yə daxil olmayan belə sahibkarlar var ki, hansı ki sadələşmiş vergi üzrə işləyirlər. Mən onlardan alış-veriş eləmirəm. Deyirəm, gedin ƏDV keçin. Çünki mən Azərbaycan Beynəlxalq Bankından ƏDV-ni alıram. Ən çox xoşladığım məqam isə dərhal karta oturmaq məsələsidir. Süper. O zaman tam kartınız var deməkdir. Tam kartım var və mən tam hazıram alış-veriş etməyə. Çox gözəl. O layihədə də özəlliklə ən çox dikkat ettiğimiz şey yani önce müşterinin problemleriyle başladık. Hı hı. Orada işte 90 dakika beklemek lazımdı vesaire. Şimdi o işleri hep biz müşteri işi kendimiz yapıyoruz. Müşteri sadece bir kere QR koduyla taradıktan sonra artık tam kartı varsa 30 gün gözlemeden kalık hemen oturuyor kartına. Tam kartı da yoksa birazcık bekledikten sonra bir 30 gün bekledikten sonra kalık oturuyor kartına. Ancak hani tam kartı yoksa çok rahat bir şekilde başvurusunu da yapabilir. Burada en çok maraqlı bir meselelerden biri de ondan ibaret idi ki sizde ƏDV geri al meselesinde funksiyonallığı bakımından asandır istifadesi ve insan eğer tutaq ki olur axı bəzən bu çek de belə deyik de printerdir da yani oradan çıxır çek ve bir de görsən ki QR'ı oxumur yani çekin üzerinde xətlər falan gedir ve sen məcbursan fiskal ID ilə daxil edersen benim bu programda Azərbaycan Beynəlxalq Bankının İBA belə deyək də, mobile proqramında olan fiskalı asanlıqla tapmaqdır. Yəni bu üstə yazılıb ki, bax istəyirsən fiskal ID ilə yaz, istəyirsənsə oxud. Yəni bax bu mənim çox xoşuma gəldi. Buna görə bilmirəm bu ideya kimindir, ona görə onun əlini sıxıram. Təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun, çox məmnun olduq bu feedback-i aldığımıza. Feedbacklər çoxdur. Yəni hər gün biz sizə verə bilərik. Digər bir məsələ var ki, pulun bu
bu ülkeden diğer ülkede rahat göndermiyoruz ya, gönderdim. Ben burada Juventus kartından istifade ediyorum. O mehtup harika sayıda bırakılmış bir kart seriyasıydı. Ve Halkbank'ın reklam kampanyasında iştirak edenden sonra, Juventus kartının reklam kampanyasında iştirak edenden sonra gördüm ki Juventus karttan da bir başa özüm yaralanabilirim. Onun yaralanması neden ibarettir? Cashback. Her ay müeyyen bir meblağda cashback oturur Juventus kartına. Ve hesabatta gelir ki bu kadar cashback oturdu. Ve sevindiriciyle oldu ki mevcut saydadı. Yani özünü ekskluzif olarak seviyorsan bu bakımdan. Ben özüm de kendime Juventus kart kullanıcısıyım. O yüzden bir Juventus kart kullanıcısıyla daha tanıştım. Süper oldu. Nerede bu? Juventus sevenler yarışı buramen gitti. Tifozi. Dilekliğimi gösteriyorum ben. Bir mesele var. Rəqəmsalla bağlı danışırıqsam. Ve ümumiyyətlə sizin böyle deyik de esas işinizden ibarətdir. Çok maraqlıdır. Önemli, en önemli şey bizim için bir trendleri takip etmek, müşteri isteğini takip etmek, onların problemlerini anlamak. Yani satıştan da önce ya da o işten para kazanmaktan önce müşterimizin problemlerini gidermek. Filiyele gelmeden bütün işlemlerini yapması. İlk sene, yani bu işe başladığımızda ilk seneye nazaran müşteri memnuniyeti çok yüksek bir derecede arttı. Bizim storelara başladığımız zaman birazcık müşteri beğenisi düşüktü. Şimdi maşallah 4.8 yıldıza geldi. Markette birinci konumdayız. Bu çok gurur verici bir şey. Saygı duyduğumuz bir şey. Bu bizim birinci önceliğimiz. Müşterinin memnuniyetini sağlamak. İkinci önceliğimiz ise özellikle ödeniş sahasında geniş merchantlara yer vermek. Yani istiyoruz ki müşteri olsun olmasın, IBA Mobile'a girildikten sonra müşteri her ödemesini yapabilsin. Gaz ödemesi olsun, elektrik ödemesi olsun vesaire vesaire. Bunun içine güzel bir haber vereyim. Çok yakın zamanda artık oto ödenişler de gelecek. Müşteri emrini verdikten sonra artık push notification gelecek ve kendi kendine ödenmiş olacak her şey. Bu lahiye geliyor. Bu çok keyifli olacak. Kısa bir dönem içerisinde. Bunun dışında temassız ödemeler bizim merceğimiz altında. Çok yakın bir zamanda bunun haberini vereyim. Özellikle Android sahasında müşteriler kartına ihtiyacı duymadan telefonlarıyla ödeme yapabilecekler çok yakın bir dönem içerisinde. Android'de yani. Evet, Android'de. NFC'yle yani telefonla. NFC'yle ödemesini yapabilecek. Juventus kartıyla, tam kartıyla. Ben bir tane bir mesele diyeyim. Xahiş edirəm. Android'ın Clubhouse Android'a gelen vaktiyle üst üste düşmez. Bu mesele. Tamam. Ayrı vaxtlarda olsun ki iki kat ben özüm için bayram edeyim. Mesele ne yerdedir? Biraz deyir meseleden, her şeyden qırağa çıxım. Ziya mənə acıq verir. Onda iOS programıdır. Və o deyir ki, məndə Clubhouse var. Və səndə yoxdur Clubhouse. Clubhouse da bilirsən nələr var və s. və ilaxır. Deyirdim. Düzdür Ziya. Deyirdin. Amma yaxşı ki, dünənlər Clubhouse dedi ki, bir dəqiqə səbirli ol Cavid. Öz mobil telefonunu tam kartla gedib alıb, yəni dəyişməkən. Çünki biz bilirik ki, tam kartla biz istənilən mobil elektronikada girib çox rahatlıqla alış-veriş eləyib Android-mizi iOS-a çevirə bilərik. Özdə belə deyək də rahat cashback də qazanacaq, bərabər aylara da böləcək, heç bir də faiz əlavə ödəməyəcək. Bu əsas məsələlərdən biridir. Düzdürmürəm Könül xanım, sabahınız xeyir. Tamamilə doğrudur. Sabahınız xeyir olsun və qeyd etmək istərdim ki, əgər sizin hələ də tam kartınız yoxdursa, yaz fürsəti kampaniyası çərçivəsində aprel ayının sonuna qədər siz tam kart debit kartlarını tam 50% endirimlə əldə edə bilərsiniz. Super bir məsələ. Yeri gəlmişkən, nəinki tam kart, hətta səyahət sevənlər IBA Miles kartlarını da 30% endirimlə aprel ayının sonuna qədər hələ də şansınız var və əgər siz IBA Miles kartlarını onlayn sifariş edirsinizsə, sizin qeyd etdiyiniz ünvana tamamilə ödənişsiz şəkildə kartınız çatdırılacaq. Qaldı səyahətlərin bərpası. Qaldı səyahətlərin bərpası. Ümumiyyətlə səyahət etməyi sevirsinizmi? Seyahati seviyorsunuz mu? Travel. Travel tabii. Ben özledik. Ben özüm, benim ailem İtalya'da. Dolayısıyla çok sık gidip geliyorum oraya. Süper. Yani travel çok özlediğimiz bir konu hepimizin. İnşallah tez zamanda bu başımızdaki illet biter de tekrardan her şey hızlanır ve kavuşuruz travel'a geri.
İnanın ki her gün ben de bunu arzulayıram ki, hiç olmasa altı bazar bir defa ziyanın yanına gelim çıkayım, real olarak ona bir salam verim. Yani bir Praga'ya deyim kaydım gelin. Yakşı vaktarıydı o günlere. Hara gedirdiği hara istiydi. Gedirini bilmedi. Eybi o. Milleri topla esas mesele. Milleri topla. Milleri toplamak da lazımdır. Bu esas meselelerden biridir. Reallaştırarız. Ve İBA bir neçe bir meselelerden alakadar sual vermek istedim ki, İBA Mobile'ın esas funksiyonu ve yenilikleri neden ibaret olacak? Bunu artık siz dediniz ki, bir NFC olacak bu yakınlıkta çok rahatlıkla. Yani artık kart üstümüzde gezdirmeye ihtiyacı yok. Sadece İBA Mobile dahil olup orada NFC'ni seçip belediyede alışverişimizi tamamlayabilecek. Kesinlikle. Diğer ne meseleler var? Diğer meseleler, dediğim gibi oto ödenişimiz geliyor. Artık ödenişlerde daha rahat ve daha keyfiyatlı ödenişler yapabileceğiz. Bunun dışında gelecek olan online satış kanallarımızı arttırıyoruz. Maaş müşterilerimiz, dediğimiz gibi zaten artık filiyele uğramadan kredit ihtiyaçlarını görebiliyorlar. Bunu diğer cür müşterilerimize biz yaymak istiyoruz. Dolayısıyla kredi kart satışı ve kart satışına odaklandık. Temassız ödenişler dedik. Bu hem Android'de hem de inşallah diğer platformlarda da hızlıca bir şekilde ülkemize kazandırmak istiyoruz. Bu yılın bir başka konusu da özellikle müşterilerimizin çok istediği loyalty konusu. Yani ödemelerinden puan kazanmak konusu. Bu konuda da markete yine bir yenilik getirerek EDV'de olduğu gibi değişik bir şekilde yapmak istiyoruz alışılmışın dışında. İnşallah onu da bu yılın içerisinde biz hizmete sunacağız. Bu bizim kısa dönem içerisindeki yeniliklerimiz. Bunun dışında bizim en zevk alacağımız konu bizim partnerlerimiz olan işler. Yani tamam, biz İBA Mobile'i bir yere getirdik. Bankacılığı artık tamamlar durumdayız bu yılla beraber. Ama bundan sonra biz bankacılık dışında müşterilerimize ne hizmet verebiliriz? Bizim esas konumuz bu olacak. Yani sadece ödeme yapmak değil, transfer yapmak değil. Bankacılığın dışında inşallah bu pandemiden de sonra sinemaya mı gitmek istiyor, yemek mi istiyor vesaire. Bu konuda da yani Life Companion dediğimiz bir app haline getirmeye çalışıyoruz. Amacımız bu. Uzun dönemde de yaratmak istediğimiz etki bu müşterimiz üzerinde. Benim bir tane sorum var. Buyurun. iOS'dan nece yola gidersin? iOS'dan ben yola gidebilirim. Bak, bunun nece tapmasız? iOS'dan nece dil tapmasız? Gelin belediye. Mesela neden ibaret? Buyurun. Ben diyeyim. Birçok vakit müeyyen, misal şu an application'larda update edildi. Bu birçok belediyede dostlarımızdan da eşidirik. Android'de çok rahatlıklı olur. Android kabul edilir ve sen update'lerin yani derhal keçir vesaire. iOS'da bir dana update kabul eləmək üçün bir yenilik funksiya açırsansa bir xeylaq iş gəlir. Onu nəyə görə deyirəm? Bir çox vaxt da misal üçün bizim elə dinləyicilərimiz, öz dostlarımız belə baxırlar ki, hop rahat NFC-ni ödədi, hop buradan bura, amma bunun arxasında nələr durur? Rəqəmsallar, hesablamalar, Matrix filmini hamımız baxmışıq. Yəni ciddi yoxlamalar. Ciddi yoxlamalar. Ona görə gətirdim. Çünki Apple şirkəti dərindən yoxlayır bütün ona daxil olan edilən proqramları. Təkcə mənim ayrıca podkastımı götürsən, podcastın desteklenmesine ben 4 gün gözlüyordum. 4 gün gözlüyordum ki podcast desteklensin Apple sistemi tarafından. Ona göre de elhasusta bankçılıkta Apple %100 yoklamalıdır ki bu sistem ne cür çalışır, itibar etmiyorlar yoksa. Ve görsen gördüğün gibi de İBA Mobile'sa itibar etmeyi bile. Tam yani, olmasa da küçük bir sırrınızı açın, bizden bölüşün. Belki faydalandık. Yani esas ilk başta birazcık daha zaman harcıyorduk. 4 gün, 5 gün oldu bazen 1 hafta. Ancak hani şu anda biz sık sık update gönderdiğimiz için artık herhalde Apple'ın kendisi de bu işten birazcık bıktı. Ve biz artık hani 24 saat içerisinde alabiliyoruz. Bu tabii artan kaliteyle de ilgili. Sizde VIP giriş var, ben böyle başlayayım. Eski müşteri. Sanırım artık bizim isimimizi görünce bırakın geçsinler şeklinde oluyor. Bizim uşaklarda veri gelsin. Yani bizim yani bankacı olduğumuz için en önem verdiğimiz konulardan bir tanesi de güvenlik. Dolayısıyla biz şunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki bir işin yarısını geliştirmeye, diğer yarısını da test etmeye bırakıyoruz. Çünkü bu insanların en önemli konularından birisi, parası. Dolayısıyla biz bunu kendi özümüz %100 emin olana kadar test ediyoruz ve ondan sonra store'lara bırakıyoruz.
Dolayısıyla bu da hiçbir zaman 24 saatten 12 saatten fazla uzun sürmüyor update'in geçmesi. Yani Apple da biliyor artık, yani bizden bir şey geliyorsa bir anda bırakıyorlar esasında. Bu şekilde. Bir de yeri gelmişken size bir teşekkür de düşür. Söhbet bir defeli şifrelerin telefona tez gelmesidir. Yani sen o 1-2 yes, evet, düğmesini başına sıkan kimi derhal, evet, sana o pıtığı gelir. Ve buna o göre teşekkür ederim. Yani sağ olun. Bunu nece eylemişsiniz size diyorum ben. Orada işte müşterinin tam göndere basmasını beklemeden tahminsel bir saniyeyle önceden gönderiyoruz. Aha. Yalnız bu detaylara dikkat etmeniz beni gerçekten çok sevindirdi. Çünkü biz bunları yapabilmek için günlerimizi harcıyoruz. Dolayısıyla müşteride bunun gözükmesi gerçekten bizi çok sevindirdi. Yani yeter ki artık hani dijital çağda müşteri 2 saniyeden fazla beklediği zaman ne oluyor, hı-hı, sorusu baş veriyor. Dolayısıyla biz o saniyeleri artık milisaniyelere indirmek istiyoruz. En büyük amacımız da bu. Hızlı ve güvenli bankacılık işlemleri sağlayabilmek. Ondan sonra da bunu ilerleyen dönemlerde dediğim gibi başka yerlere getirmek, bankacılık dışında da amacımız bu. Tam vakti. Efirdedi. Deməli, dünənləri bir çox ziyaret etdiyim restoranların birindeydim. Yəni dünənlər deyəndə bizdə olaraq belə dünənləri orucluqdan əvvəl nəzərdə tuturam. Yəni Ramazan ayı başlamamışdan əvvəl. Həmin daim ziyaret etdiyim restoranların birindeydim və bir günləri mənə yaxınlaşdılar ki, olarmı biz yeni menyu tərtib edirik və siz daimi bizim müştərimizsiniz və görürlər ki, mən yeməyi də çox sevirəm. Bizim yeni menyumuzu test edərsiniz. İndi mən sözümü nəyə gətirirəm? Olur mu belə şeylər ki, misal Azərbaycan Beynəlxalq Bankında yeni rəqəmsal nəsə bazara çıxanda onu test edirlər, hansı bir müəyyən bir ayrıca bir qrup üzrə? Kesinlikle. Bu bizim bir dizaynımızın parçası esasında. Biz ilk başta dizaynla başlıyoruz. Yani atıyorum müşteri kredi alacak. Önce müşteri kredi alırken hangi aşamalardan geçiyor? Bunu İBA Mobil tatbikinde bir dizayn üzerinde gösteriyoruz. Sonra bu dizaynı alıp şubelerimize gidiyoruz. Şubelerimizde müşterilerimize ufak hediyeler vererek hani bu süreci test etmelerini söylüyoruz. Nelere takılıyorlar? Neredeki, yani biz bazen bir şeyleri hayal ediyoruz. İşte okul düğmesine basmasını istiyoruz mesela. Ama müşteri onu görmüyor bir şekilde. Dolayısıyla biz önce dizaynımızı yapıp müşteriyle test ediyoruz. Ondan sonra storelara bırakıyoruz. Ancak bundan sonra eğer ki müşteri herhangi bir servisi kullanmışsa bunları tekrardan telefon açıyoruz. Diyoruz ki hani yaptığımız journey'den, yaptığımız akıştan ne kadar memnunsunuz, ne zorluklar yaşadınız. Sonra gelip bunları telefonda konuşuyoruz müşteriyle. Sonra onlardan aldığımız feedbackleri tekrardan bir sonraki sürümde düzelterek tekrardan markete veriyoruz. Dolayısıyla sürekli bir iyileştirme prosesimiz var. Yani ilk başta verir vermez her şey tam düzgün olmayabiliyor. Ama müşterimiz sağ olsun feedbackini hem app'in içerisinden telefonunu çok rahat bir şekilde silkeleyerek bildiriyor bize bütün problemlerini, ya da App Store'daki yorumlar üzerinden bunları biz ayrıca da alıyoruz. En çok yani ben kendim özüm okuyorum. Hem müşterinin yazdıklarını, hem bizim online chat'e gelen tapşırıkları diyelim müşteriden. Onları özüm okuyup arkadaşlarımıza paylaşıp kuartırlar içerisinde, rübler içerisinde hepsini planlayıp halletmeye çalışıyoruz. Bak böyle güzel. Bu silkeleme Allah fonksiyadır. Çünkü əsəbləşəndə sen smartfonu yere çırpmayacaksın. Bu əsəbləşib bunu silkeleyeceksin ki bunlardan bir söz soruşum, silkeleyirsen ve soruşursan. Bir de Mehmet Bey, bu virtual kartlar meselesinde yenilikler ileride olacak mı? Çünkü səhv etmirəmse hal-hazırda virtual bu kart funksiyasını yerinə yetirən kartlarınızdan biri 100 manatlıq limitlə çalışır, elə mi? Doğrudur. Buyurun. Onun o limiti artırmaq və ya ümumiyyətlə sıradan qaldırmaq. Aydın məsələ ki, bu təhlükəsizlikdən bağlıdır. Çünki virtual kart da virtual kartdır deyə. Amma digər tərəfdən bir çox proseslərdə rahatlıq verir. Həmin bu rahatlığa nail olmaq üçün limitlərin aradan qaldırılmasını gözləmək olar, yoxsa yox? Çünki dünya bank bazarında bu cür virtual kartlar
popülerdir. Azerbaycan bank sistemi de bu sisteme dahil olduğuna göre yeniliklerle mecburdur adımlasın, bir ilerli gitsin. Ama hele ki limit kalıp, yani tenkit kimi kabul etmeyin, sadece bir hayıştır, sadece bir sualdır ki, bir ki, sorudur. Olacak mı? Çok, limit çok yerine bir soru. Teşekkür ederim. Bunu esasında biz diğer bankalarla da müzakere ediyoruz. Çünkü bizim takip etmekte olduğumuz Merkez Bankası'nın tavşiripleri var. Eğer ki müşterinin kim olduğundan %100 emin değilsen, aylık yapabileceği işlem tutarı 100 manatı geçemez. Kalı 100 manatı geçemez. Ancak burada bankalar olarak biz alternatif solutionlar da alternatif çözümler düşünüyoruz. Bunlardan bir tanesi uzaktan identifikasyon. Yani müşteri şubeye gelmeden video aracılığıyla biz bunun kim olduğuna bakıp bu 100 manatlık limiti daha yukarı kaldırmanın yollarını arıyoruz ve kısa bir zamanda bulup yapacağız. Bu bizi de çok rahatsız eden bir konu. Dediğim gibi hani bu da bizim öncelikli işimiz. Sadece kart için değil, kredi verebilmek için, kart verebilmek için mutlaka yapılması gereken bir şey. Bildiğiniz üzere zaten buradaki limit de Avrupa'da şu anda 750 euro. Şubeye gelmeden, herhangi bir KYC geçirmeden 750 euro'luk kartlar açılabiliyor aylık montant tutarı olarak da. Bunu da inşallah Azerbaycan'da yakın vakitte göreceğiz. Bankaların da ortak görüşü bu esasında. Çünkü NFC sistemi yayıldıkça, vakti söylediğiniz Android'lerde yayılacak, ileride iOS'larda da olacak. Bu NFC ödemelere göre virtual kartlara ihtiyacı da artacak. Kesinlikle, kesinlikle. Bizi devam edelim. Könül Hanım, son olarak sizden bir xahişimiz olacak ki, hər hansı bir yeniliyi var mı? Yani kredi limitini belki artırmışsınız, bizim haberimiz yoktu deyin möhkəmdən. Çünkü ben biliyorum ki, indi yaz fürsətlər kampaniyası çerçevesinde sizin 30 bin manata kadar kredi kampaniyası eləmdə devam edir. Bəli, ümumiyyətlə yaz fürsəti kampaniyasının müddəti tam olarak aprel ayının sonuna kadar uzadıldı ve bu kampaniya çerçevesinde siz bir çox fürsətlərdən yararlana bilirsiniz. Bunlardan biri kredi kampaniyasıdır ve bu kredite müraciət etdikdə siz tam kart kredi kartını tamamıyla pulsuz elde edirsiniz. Həm faizdə güzəşt var. Bayaq qeyd etdiyim kimi TamKart debit kartını 50% endirimlə əldə etmək şansı qazanırsınız. Üstəlik IBA Mobiles kartını 30% endirimlə əldə edə bilərsiniz. Bundan əlavə yeniliklərdən danışırıqsa, bildiyimiz kimi artıq TamKart debit kart və IBA Mobile application-dan danışdıq deyə. Deməli IBA IBA Miles və yaxud belədiyə kartında olan qalığa faiz hesablanır ki, bu özü çox faydalı bir kampaniyadır müştərilərimiz üçün. Belə ki, artıq siz debit kartlarınızda qalan qalığa görə illik 3% qismində hər ayın sonu əlavə gəlir əldə edəcəksiniz. Bir növ siz banka getmədən, xüsusi əmanət hesabı açmadan mövcud vəsaitinizə əlavə gəlir qazanırsınız və bu faizlər günlük qaydada hesablanır və hər ayın sonu sizin kartınıza köçürülür. ƏDV kampaniyamız özü özlüyündə xüsusi bir fürsətdir bizim müştərilərimiz üçün. Belə ki, tam kart sahibisinizsə fərq etməz, siz alışverişlərinizi tam kartla edirsiniz, digər kartlarla edirsiniz və yaxud ümumilikdə nağd şəkildə aparırsınız, bunun heç bir fərqi yoxdur. Siz sadəcə olaraq tam kartlı olmağın fərqini yaşayırsınız və ƏDV faizlərinizi 30 gün gözləmədən dərhal kartınıza köçürə bilirsiniz və ən böyük yeniliklərimizdən biri də bizim daxili ipoteka kreditlərimiz oldu. Hansı ki çox bankın daxili vəsaiti hesabına heç bir çətin prosesə ehtiyac qalmadan sadəcə şəxsiyyət vəsiqəsi və rəsmi iş yerindən sənəd təqdim etməklə 300 min manata qədər 20 ilə dək illik cəmi 10% və 15% cəmi ilkin ödənişlə siz istədiyiniz evi əldə edə bilirsiniz ki, bura biz həm mənzilləri, həm bağ evlərini, həm fərdi yaşayış evlərini daxil edə bilirik və bu zaman girov qismində də
mənzilin çıxarışlı olması vacib deyil. Siz digər dövlət çıxarışı olan daşınmaz əmlakı girov qismində təqdim edə bilərsiniz. Yəni dediyim kimi yeniliklər bitmir, davam edir və hələ daha da gözəl və daha da faydalı yeniliklər bizləri gözləyir. Ara sıra mənimlə gəlir ki, Azərbaycan Beynəlxalq Bankı mənim ürək arzularımı oxuyur. Yəni mən bu yayda bağ evini dəyişdirmək istəyirəm, yeni bir bağ evi almaq istəyirəm. Ona görə ki, bu ipotek kreditləri bir ki, mənim çox fikirləşmişsiniz. Fikirləşmə girək, gələ al bu sənə ipotekə və rahatlıqla yeni bağ özü ala bilərsin. Bunu bir çoxları edə bilər, yeri gəlmiş. Bağlarını dəyişmək istəyirlərsə, daha geniş həyat, həyat və həyat yaşamaq istəyirlərsə, buyura bilərlər. Bax belə, dostlar, təşəkkürlər. Mən sizə çox təşəkkür eləyirəm. Biz təşəkkür edirik. Sizə uğurlar arzulayıram və daim yeniliklər etdiyiniz zaman mütləq bizimlə gəlin. Burada studiyada birinci bizimlə bölüşün. Çox təşəkkürlər. Bütün çalışanlarımıza da səlamlar burada. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər. Çox sağ. Təşəkkürlər. Çox sağ. Təşəkkürlər. Çox sağ.